Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, Mekke'de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın nasıl bir dönemde hangi zorluklarla peygamberlik yaptığını 3 aşağı 5 yukarı, hepimiz biliriz. Her şey onun için hazırlanmış. O da gelip kurdeleyi kesiyor ve İslam geliyor. Böyle bir törenle peygamberliğe başlamadı. Yalnız başına çıktığı İslam'ı anlatma, tanıtma ve yaşama yolculuğunda on ...üç sene boyunca Mekke'de bulunduğu... ...müddette... ...ona... ...kabaca söyleyeyim... ...herhalde bin kişi iman etmemişti. İlk üç yıl... ...zaten gizli gizli... ...en yakınlarına... ...ben Allah'ın peygamberiyim... ...la ilahe illallah deyin... ...bu putlardan vazgeçin... ...cennete girin dedi. Sonra... Biraz açılmaya başladı. Orada hemen zaten eziyetler, ne kadar üzerine çullanmalar, ekonomik boykotlar varsa hepsini yaşadı. Ona iman edenlerle onunla birlikte yaşadılar. Derken Habeşistan'a gitti bir grup zaten. Yoğun bir şekilde İsra olayına kadar, Ebu Talib'in vefatına kadar da o eziyetlere, işkencelere bizzat kendisinin de gördüğü Kabe'nin dibinde Allah'a ibadet etmek için secde ettiğinde üzerine devenin işkembesi atılmak suretiyle kendinin de işkence gördüğü o dönemde Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Efendimiz kendini hırpaladı. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ şu etrafındakiler iman etmiyorlar, senin sözünü dinlemiyorlar diye kendini yiyip bitireceksin. Kendini helak edeceksin. Yapma böyle. Diye allah Teala onu uyardı. Şu Ara suresinin ve Kehf suresinin başı böyle, böyle başlıyor. Neredeyse kendini yiyip bitireceksin artık. Yapma bu kadar. İman etmeyen etmesin. Sen görevini yapıyorsun. Buyurdu Allahü Teala. Ona. Bu zorlu, yani iç dünyasında da niye insanları iman etmiyor? Ben üzerime düşeni yapmıyor muyum? İnsanlara hakikatleri anlatıyorum. Niye hala putlara tapıyorlar? Niye şirk içerisinde yüzüyorlar? En yakın akrabalarım, işte amcam niye bana iman etmiyor? Üstelik niye bana beddua ediyorlar? Akrabalarım niye yanımda durmuyorlar benim? şeklinde zorlandığı o dönemlerin birinde haliyle müşriklerden kendisine gelen teklifleri belki iman ederler. Belki bu vesileyle ben kalplerine girerim düşüncesiyle kabul etmeye yanaştı. Saat bin Vakkas'ın ifadesiyle ilk iman edenler zaten garip, fakir Üzerlerine giyecek kıyafet yok. Basit bir hırkaları var üzerinde. Onlar da koku yapıyor. E Mekke'nin müşrik zenginleri de onların yanında durmak istemiyorlar. Bu gariplerle mi beraber oturacağız biz? Nuh Aleyhisselam'a iman etmeyenler de o sözü söylemişti. Bu rezil aşağılık toplumumuzun en düşük noktasındaki insanlar sana iman etmişken biz sana mı tabi olacağız Nuh? demişlerdi. Aynısını müşrikler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylemeye başladılar. Efendimiz zaten çabalıyor. Etrafında işte 3-5 genç var. Onlar da garip takımdan. Kimseleri yok. Kölelerden. İçlerinde şöyle yani Mekke'nin godomanı diyeceğimiz yerlisi, zengini, soylusu diyebileceğimiz böyle bir Müslüman oldu da etrafındaki 200-300 kişi birden Müslüman oldu diyeceğimiz kimse de yok. Böyle garip takım Efendimizin etrafında. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam garip başladı buyuruyor. Müjdeler olsun o gariplere diye onları övüyor. Kim onlar? İlk Müslümanlar işte bildiğimiz Saad bin Ebi Vakkaslar. Bilal, Habbab, Abdullah İbni Mesud, Zeyd, Ebu Bekir radıyallahu anh. Evet biliniyor toplumda ama yani aralarındaki en diyelim ortalama kişi o daha üstü yok. Efendimiz böyle zor dönemde belki bir kişi iman eder aralarından onun vesilesiyle kabilenin tamamı İslam'a gelir diye zengin müşriklerin bugünkü deyimlerle yönetimi elinde tutanların, oy potansiyeli yüksek olanların sosyal medya takipçileri çok olanların o toplumda daha çok ilgili olanların ilgisi takipçisi olanların şöyle bir teklifiyle karşılaştı. Muhammed şu bilaller falan var ya etrafında. Şunları bir uzaklaştır da seninle gelip konuşalım. Hani sen İslam falan diyorsun ya, Allah diyorsun ya. Din falan diyorsun ya. Bize laf atıyorsun yani ya putlarımıza Tamam senle konuşuruz, seni bir dinleriz. Ama şu, Abdullahları, Bilal'leri, Habbapları, Ebu Zerleri, şunları uzaklaştır şöyle, uzak dursunlar şunlar. Karizmamıza uymuyor. Biz bunlarla aynı sofrada bulunmayız. Kov şunları biraz, senle oturalım, bize ne anlatacaksan anlat, belki senin sözünü dinleriz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten birileri iman etsin diye uğraşıyor. Ayeti okuduk. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا mu'minin. Mümin olmuyorlar diye kendini bu kadar yıpratma. Ya, o kadar istiyor demek ki insanların iman etmesini Efendimiz. Zaten onun için gönderildi. Uyumuyor, bunun için çalışıyor. Ama istiyor ki o iman nuru herkesin kalbine girsin. Herkes Allah'a secde etsin. Başka hiçbir şeyle meşgul olmasın. Bu teklif gelince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e efendimiz bir anlık belki iman ederler diye ya siz şöyle biraz uzaklaşın diye bir düşünce geçirmiş aklında. Bunu yapmadı ama aklından bir anlık geçti bu. Niye? Belki iman eder. Şu azılı müşriklerden biri de diye düşünmüş. Tam bu sırada Allahü Teala Kehf suresinin 28. ayetini indirmiş. Doğrudan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i e muhatap oluyor ayet. Allahü Teala doğrudan buyuruyor. Oradan da hepimize duyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile böyle buyuruyor Allahü Teala. Kehf suresinin 28. ayetini ve sonra da birazdan okuyacağımız En'am suresinin 52. ayetini indiriyor. Buyuruyor ki Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek Allah'a dua eden ve ona ibadet eden kişilerle beraber olmaya gayret et. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona dua eden ve ona kulluk eden kimselerle beraber olmaya kendini zorla. Vas bir nefseke. Vas bir nefseke. Kendini şu bilerlerle beraber olmaya zorla. Zorla. Öyle beraber ol emri de değil bu. Zorlayacaksın kendini. Çünkü sürekli dünyanın çekici tarafından ama belki iman ederler diye o müminlerin bir kenara itilmesini isteyen teklifler gelecek. Sen nefsinle sürekli mücadele edeceksin. Müslüman olan gariplerle, kölelerle beraberliğine devam edeceksin. Sakın dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da gözünü o garip, yoksul ama mümin, ilk iman edenlerden, hiç kimse yokken sana biz sana tabi izleyenlerden gözünü ayırma. Yani bir anlığına bile acaba bu müşrikler iman ederler de böylelikle daha fazla güçlenir miyiz Mekke'de? Ebu Cehil'in karşısında söyleyecek rahat sözümüz olur mu diye bir an bile gözünü bilenlerden ayırmayacaksın. Bu yüzden Allahü Teala turidu el hayati dünya. Olur ya dünyanın zinetini istersin diye ve la aynake sakın gözünü onlardan ayırma. Hep onlarla beraber ol. Bilalleri bırakma sakın. E onlar zaten mümin ya onlar bizden zaten. Onlar hiç alınmaz. Önemli olan burada başkalarının gönlünü kazanmak. Ama Allah Teala sakın onlardan ayrılma. Bunlar bırak onları biraz uzaklaştır. Beş dakikalığına senin yanından uzaklaşsınlar biz öyle otururuz. Bu üstü başı kokan hırkası koyun kokuyor. Çobanlık yapmış. Biz bu adamlarla mı oturacağız ya? Halkın basit adamlarıyla mı oturacağız? 5 dakikalığına gitsinler. Senle baş başa kalalım. Özel pozisyon. Protokol istediler. Allahü Teala bu dinin protokolü falan. İmanda protokol yoktur. Sakın gözlerini onlardan ayırma. Bir anlığına dünyanın cazibesine takılırsın. Diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i uyardı. Sonra da buyurdu ki kalbini bizi hatırlamaktan gafil kıldığımız, çünkü onlar dünyayı istiyorlardı, allah Teala da onları gafletli bir pozisyonda sabit bıraktı, kilitledi kalplerini gafletle, nefsinin isteklerine uyan ve işi gücü aşırılık olan, keyfine göre yaşayan, ölçüsüz yaşayan tiplere boyun eğme, itaat etme onlara buyur. En çok adama ihtiyaç olduğu dönemde hem de müşriklerden kapacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içinden belki onların bir kişinin imanıyla, bir kişinin imanıyla benim İslam teşkilatım, dinimin adamları güç bulur. Böylelikle Mekke'yi İslamlaştırırız. Taife gitmeye de gerek kalmaz diye düşünürken Allahü Teala düşüncesinin yanlış olduğunu ayetle haber verdi ona. Demek ki Birileri Müslüman olsun. Birileri tövbe etsin diye biz dinimizden, mümin kardeşliğimizden taviz veremezmişiz. Evet isteriz. Bütün dünyanın mümin olmasını isteriz. Her şeye dönünce kendimizin mümin kalmasını isteriz. Ayağımızın sabit olmasını isteriz Allah'tan. Ama birileri Müslüman olacak diye de onların moduna giremeyiz ki biz. Yani onlar İstiyorlar ki barlarda, pavyonlarda bir kere gözükün. Siz de modern olun. Bizde kusura bakmayın bile demeyiz. Sen benden nasıl bir beklenti içerisindesin ya? Yani bırakın kov adamlarını. Bir gün camiye gitme böyle bir şey yok. Böyle bir şey demiyorlar. Sadece bir kere gel bizle gir. Kafelerde sen de bizimle bulun. Biraz modern ol ya. Hep ne bu böyle? Kafeden uzak duruyorsun, sahilden uzak duruyorsun, şu ortamlara girmiyorsun. Bir kere gir tam bak yine namazını kaçırma. Gel gerekirse Kur'an'ı orada oku. Sohbetlerini gel orada yap. Ama bir kere gir. Gibi bir beklentiye bile biz tavizli bakamayız. Çünkü ben neyle emir olundum? Ayet bana ne dedi? Kalbini bizi hatırlamaktan gafil kıldığımız bir, kalbi gaflet içerisinde. İki, nefsinin isteklerine uyan. Üç, işi gücü aşırılık olan yani ölçüsü olmayan, canının çektiği her işi yapan kimseye itaat etme buyurdu. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا Ayetten söylüyorum bunu. Ama belki iman ederler. Oradaki kardeşlerimizin tövbesine ne peki nasıl vesile olacağız? Ve o kardeşlerimiz tövbe etmeleri gerektiğini biliyorlar. Seni çekiyorlar çukurun içerisine. Gel dışarıda konuşalım. Gel dışarıda konuşalım. Veya senin internet kanalında mı konuşmamız lazım? Gel buyur evimde seni misafir edeyim. Çay da ısmarlarım, yemek de ısmarlarım sana. Senin derdin Allah'ı ve peygamberini dinlemek dinini öğrenmekse gel ben seni restoranta götüreyim. Niye senin sahildeki o rezil kafene gideceğiz biz? Arkadaşlar burada vurgulanmak istenen husus ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allahü Teala kiminle beraber olması gerektiğini öğretiyor. O peygambere bile. Çünkü bir anlık insanın dünya ile ilgili Din açısından bile olsa cazip arzuları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa dünyaya yakınlaşmıştı diyecek halimiz yok herhalde değil mi? Neyi düşündü? Belki şu zengin müşriklerden biri iman eder. Böylelikle İslam güç kazanır. Ki zaten o dua ile Ebu Cehil ya da Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmasını istememiş miydi? İstemişti. Ama bunu istemekte bir beis yok. Allahü Teala oraya hangi standartlarla giriş yapacağımızı öğretti bize. Onların tuzağına düşmek yok. Mümin kardeşlerimizi ihmal etmek yok. İlla din öğrenmek istiyorlarsa ki Efendimiz'e onu dediler değil mi? Seninle bir görüşebiliriz. Müzakerelerimiz olabilir. Ama önce şunları kov dediler. Yani seni dinlemeye hazırız. Karşılıklı konuşabiliriz. Ama şunlar gitsin. Şu yanındakileri bir kov. Çünkü bunlar bizim seviyemizde değil. Bunlar İslam'a bile girecek olsalar İslam'da bir burjuva sınıfı isteyeceklerdi. İçeride yine çökertmek isteyeceklerdi onları. İslam'ı çökertmek isteyeceklerdi. Kafa bu kafa çünkü. Allahü Teala da Kehf suresinin 28. ayetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi durdurdu. Durdurdu. Sakın böyle bir şey yapma. Sen Bilallerle beraber olacaksın. Onlara da itaat etmeyeceksin. Çok istiyorlarsa gelsinler. Senin evinde görüşün. Bilaller yanındayken konuşacaksın. Bu İslam'ın ancak imanla değer bulunduğu katma değerinin ancak akide ile olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Yanlış bir İslam'a gelirler öbür türlü. Parayla İslam'ı satın aldıklarını düşünürler bu sefer. Halbuki bu ayet neyi öğretti bize? Sabah akşam Rabbini düşünen, onun için yaşayan, ona dua eden adamlarla beraber olmayı emretti. Demek ki bu dinde geçer akçe yanında durduğunda sana katma değer sağlayacak ölçüne iman. Ne kadar iman varsa o kadar beraberlik olması gerekiyor bir insanda o zaman. Bunu En'am suresinin 52. ayetinde Allahü Teala iyice vurgulaya vurgulaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yeniden uyardı. وَلَا تَطُودِ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ Eğer onları kovarsan فَتَكُونَ مِنَ zalimin Zalimlerden olursun Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indi bu ayet. Sabah akşam Allah için yaşayanların kıyafetleri basit olabilir, marka kiğnemiyor olabilirler. Öyle özel sektörde, kamuda üst düzey bir yönetici de olmayabilirler. Basit bir fabrika işçisi olabilirler. Evleri kira olabilir, villaları olmayabilir bunların. Ama onları kovarsan zalimlerden olursun buyurdu. Mümini kovmak, mümini ikinci sınıf görmek, iman ehlini, takva ehlini, dininden dolayı dünyevi bazı lezzetlerden mahrum kalanları basit, hor görmek demek ki zalimlik sebebiymiş. İlla kafasına bomba atmak gerekmiyormuş. İlla çocuğunu füzeyle ezmek gerekmiyormuş. Bir Müslümanı, iyi bir Müslümanı, herkesin takvasıyla yaşantısına şahit olduğu bir insanı, bir genci, bir yaşlıyı, kadını, erkeği. Ya tamam namazları hiç bırakmıyor, hiç namaz kaçırmıyor maşallah hep sabah namazında ama adam giyinmeyi bilmiyor. Diye aşağıladığın an fetekûne minez zalimin, zalimlerden olursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi arkadaşlar. Efendimiz haşa zalim miydi? Değildi. Ama ola ki böyle bir hatanın içine düşseydi Allahü Teala'nın korumasıyla düşmezdi zaten. Ama bize Allahü Teala mesajı iletiyor. Zalimlerden olacaktı. Zalimlerden olacağız o zaman. Demek ki bizim dünya hayatında beraberliğimizi bir ölçü ile belirlememiz gerekiyor. Bu ölçüyü de Rabbimiz haber veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temsiliyetinde haber veriyor buna. Nedir o? Vas bir nefseke kendini zorlayacaksın. Ma'allazina yed'un rabbahum bil gadat vel ashiyyi yuridun vejha. Sabah akşam derdi Rabbi olan. Bunların sabah akşam camiden çıkması Gerek mi? Çıkmamazlık yapması gerekmiyor. Ticaretine de gitse, ilim peşinde de olsa, sokakta da dolaşsa kafasında hep Rabbi var. Namaz vakti namazında helal yaşıyor. Dinini tebliğ etme çabasında. Kim bu? Bilal işte. Basit bir köle, habbab, demir ustası. Halkın içerisinde sıradan, hatta sıradanın altında bir adam ama allah Teala onu övüyor. O kadar övüyor ki ey peygamber onlarla beraber ola. Yani müminlere bu peygamberinizi bırakmayın tamam mı? Emri geldiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bu müminleri bırakma. Çünkü bunlar sana tabi oldular. Bunlar senin sözüne ilk biat eden oldular. En zor zamanlarında hep yanında bunlar oldular. Arkadaşlar buradan kendimizle ilgili notlar çıkaracağız. Yani ben demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu emir üzerinden beraber olmam gereken arkadaş listesi, ortam özelliği araştırmak zorundayım. Yani nerede bulunmalıyım, kiminle bulunmalıyım, kiminle olmalıyım. Bu allah Teala'nın emirlerinden bir emir. Tıpkı namaz gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmişse bu emir benim için hayli hayli emirdir. Bitmiştir benim için. Şimdi bu noktaya geleceğiz. Yani arkadaşlık standartımızı belirlemek, kiminle sürekli yan yana olmak, aklımızdan kimi geçirmek şeklinde bir ders başlığına geçeceğiz. Ancak burada bir yanda müşrikler, ortada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yanda da ilk ona iman edenler ama garipler. Şu üçlü, üç farklı insanın buluştuğu fotoğraftan bazı dersler çıkarmamız gerekiyor. Demek ki ortada peşinden gidilmesi gereken, uyulması gereken bir standart belirliyor Allahü Teala. Ki bunu Efendimiz de belirliyor. Normalde bize demiyor mu? Peygamberinizin peşinden gidin. Ama bu ayette dikkat edin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Gözünü sakın onlardan ayırma. Hep onlarla beraber ol. Sakın buradakilere itaat etme derken hep bunlarla yol al. Bunların yanından ayrılma. Bunları yanından ayırma. Buyurarak aslında bize İslam'ı sırtlanmada, yaşamada ve başkalarına aktarmada uyulacak kişinin profilini sunuyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini bu gariplerle anlattı. Habeşistan'a e bu garipleri gönderdi. Taife o garip zeytle gitti mesela. Dayakları o zeytle yedi. O zaman din, o zaman din bu adamların sırtında yükselmiş Allah katında. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaptan. Ama sadece kaptanlı olmuyor ki bu iş. Onun ashabından da ilk kaptanın yanında olan en zor zamanda onu hiç bırakmayan ve bütün yükü yüklenen en az Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar eziyet çeken ölümle burun buruna gelen hatta bazıları şehit edilen bir kadro bunlar. Demek ki allah Teala dinini bu kadronun omuzlarında bugünlere getirmeyi dilemiş. O zaman o zaman benim bugün 2022'den sonra dinimin sonraki nesillere kıyamete kadar taşınması için sırtlanacağı kişinin profilini de ben buradan buluyorum. Ayet zaten bana onu söyledi. Sabah akşam Rablerini anıyorlar. Rablerinden hiçbir zaman ayrılmıyorlar. Kafalarını hep Allah'a, ona dua ediyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Sonra da bana diyor ki kalbini gafil bıraktığımız Keyfine uyan, zevkleriyle yaşayan ve ölçüsü olmayan tiplere sakın yaklaşma. Sakın onlara itaat etme buyuruyor. Aslında bunları anlatırken bunların da kalbinin nasıl Allah'la dolu olduğunu, nasıl bunların keyfine uymayıp hep din ölçüsüyle yaşadığını ve dengeli bir şekilde ayarlarının olduğunu da öğretiyor. O zaman bu ayetten 5 maddede ben ben bugün kime uymalıyım, kimin etrafında, hangi liderin arkasında durmalıyımın sonuçlarını çıkarıyorum. Ve görüyorum ki o liderde aramam gereken, o benim üstümde, hocamsa hocamda, abimse abimde, liderse liderimde, önderse önderimde aramam gereken 5 temel özellik var. Bu nedir? Bir kalbin Allah sevgisiyle doktolu olacak. Öbürlerinin kalbi çünkü olduğu gibi gaflet içindeydi. O yüzden de ne dediler? Önce şu üstü başı kokan tiplerle biz aynı masaya oturamayız dediler. Kalbi tamamen Allah sevgisiyle dolu olan adamı arıyorum. Kiminle birlikte olmak istiyorum? Bir kalbi Allah sevgisiyle dolu olan adamla. Arkadaşlar ben bunu liderlikte, önderlikte söylüyorum ama bu evlilikte de böyle. Bu ticarette kimin yanında çalışmayı ilke edinmem gerekir konusunda da böyle. Benim imkanlarım doğrultusunda elbette. İki, hali diline yansıyan, hali İslam'ı gösteren ve o İslam artık ağızdan çıkan kalp Allah'la dopdolu olabilir. Görüntü de Allah'la dopdolu mu? Dilden de Allah ve peygamberi mi çıkıyor? Üç, sürekli Allah'ı hatırlayarak yaşayan ve onu razı eden Bilallerden çıkarıyoruz bunu. Kehf suresinin 28. ayetinden. İşi gücü Allah. Yuridûne vecihe. Bir tek Allah istiyor. Bir tek onu düşünüyor. Aklında. Ya hiç evimiz olmadı ya. Hep kirada mı oturacağız? Ya bu ara ölmeden önce bir artı bir bile olsa evimiz olsa. Aklında böyle bir şey yok. Hep cennet. Hiç arabamız olmadı. Hep Belediye otobüsüyle gidip geldik. Bir kere de arabamız olsun uydurup. Bu da yok. Olursa olur. Kafada sürekli bu yok ama. Yuridu <laughs> ne Hep Allah düşünüyorlar. Hep Allah. Sabah akşam Allah'ı anıyorlar. Ondan sonra işte basit bir hırka ile peygamber Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Öbürleri de diyor ki bunlar mı ya? Biz bunların olduğu İslam'a mı gireceğiz? Bunları göndersin öyle otururuz. Allah'ı her şeyin önünde tutan, zevkini Allah'ın önünde yok sayan dördüncü özellik bu. Zevkini, keyfini Allah'ın dininin, peygamberinin önünde yok kabul ediyor. Ve beşincisi de Allah'ın lütuf ve ihsanına, yani cennetine, rahmetine davet eden kişi. Bu adamın peşinden gidilir. Bu adam işte o biler. İşte o Abdullah ibni Mesud, işte o Ebu Zerler, Efendimiz'e ne dedi? Bunlardan sakın gözünü ayırma. Sakın gözünü ayırma. Hep onlarda olsun gözün. Demek ki benim de gözüm hep onlarda olmalı. Kim bunlar? Kalbi hep Allah'la beraber. Hali diline yansımış. Hep Allah'ı hatırlayarak yaşıyor. İşi gücü Allah'a kendini beğendirmek. Sosyal medyadaki takipçiler acaba bu videoyu kaç izler? Acaba bunu beğenmezlerse? takipçilikten çıkarlar mı? Böyle bir dert yok. Ben bunu biliyorum. Dinleyen dinlesin, dinlemeyen dinlemesin ve her şeyi de Allah'ı önde tutacak. Yine sosyal medyasıyla, sosyal olmayan medyasıyla acaba bu sözlerim beğenilir mi, beğenmez mi? Evlilikte acaba nasıl konuşsam karşımdakini daha çok etkilerim? Böyle bir dert yok. Zevkini çünkü Allahü Teala'nın önünde yok sayıyor. Ve sürekli Allah'ın dinine, cennetine, namaza, tövbeye, zikre davet ediyor. Hayatı bu. Arkadaşlar bu dersten sonra herkes vakfımıza yardım yaparak çıksın ha. Böyle bir derdi yok. Hep Allah cennet, cennet. Arkadaşlar bu dersten sonra cennete daha çok koşun tamam mı? Öbür türlü Allah'ın lütuf ve ihsanına değil kendi cebine, kendi kurumunun ee, revizyonu için kötü bir niyeti yok ama içerisinin de düzelmesi lazım. Daha büyük yerlere geçmeleri lazım. Çünkü onlar olmazsa İslam olmaz. O yüzden bize para verin. Hep para verin. Hep para verin. Hep para verin. E böylelikle herkes İslam'dan istifade etsin. Ben cennete davet ediyorum. Ben cennete çağırdıkça Allah zaten ben samimi bana parayı gönderir. Benim para diye bir derdim olmaması lazım. Diye düşünen adamların peşinden gidilir. Turiydu zinetel hayatı dünya. Ve ta'du aynak anum. Sakın dünyanın cazibesine katı kapılıp böyle para işleriyle uğraşıp bu bilallerin tarzından uzaklaşmayın ha. Sakın sakın. Sizin peygamberiniz de kimseden para istemedi. Siz de istemeyin diye uyardı bize. Arkadaşlar bu mesajlardan ne çıkıyor aslında biliyor musunuz şu bilallerin görüntüsünden? Burada da ya çıkar şunları ya. Bunlarla mı oturacağız? Diyen şu tiplerin cümlelerinden ortada duran Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiden şu çıkıyor. Demek ki davalar, din, davet, İslam bu hareketler işte 1500 senedir canlı hiçbir şekilde yıpranmamış Allah'ın yardımıyla kıyamete kadar da devam edecek. Bu hareketler ancak o davaya benzeyen insanların omuzlarında yükseliyor. O zaman tersinden de şunu öğretiyor bize bu ayet. Ancak bilerlerle yükselir bu dava. Eğer o zengin şımarıklarla, parayla yükselecek olsaydı sakın bunlardan gözünü ayırma dünyayı isteyip demezdi Allah. Demek ki bu gariplerle, o ama gariplerin imanıyla, gariplikle değil. Üzerlerinde hiçbir kıyafeti olmayanlarla yükselmesi değil. İman içi doluyor. İmanın yanına parayı, dünyayı, arabayı, binayı koymuyorsun. Bana imanım yeter diyorsun. O zaman öğreniyoruz ki üstünlük sağlamak için insanları kendini bağlamaya çalışanlara. Yani İslam bu tip Bilal tarzı gariplerle yükseldiğine göre kimlerle yükselmezin cevabını tersinden buluyoruz ve diyoruz ki üstünlük sağlamak için en fazla ben konuşayım insanlar beni bilsin diye insanları kendine bağlamaya çalışanların üzerinden yükselmez bu dava. Ama onlar üstünlük sağlamak istiyorlardı. Onlar at şunları parayı biz veririz sana merak etme bunlara ihtiyacın kalmaz demeye getirdiler. Siyasetin emrine gir dediler yani. İki halk kitlelerine öncülük etmek için bağlananların da üzerinde yürümüyor İslam. Para bizde dolayısıyla halk da bizim elimizde. Bak bizi kazanırsan herkesi kazanırsın ha. Halk üzerinde baskı kurmak isteyen öncülük etmek için İslam'a bağlanmak istenenlerin omuzlarında demek ki yükselmiyormuş bu. Halka üstünlük kurarak demek ki Din gelmiyor. Demokratik yollarla din gelmiyor. İşin özeti bu. Ne yaparsan yap gelmez. Bilal gibi adamların gönlüyle geliyor din. Üç, kendi işlerini gerçekleştirmek için dine bağlananların da omuzlarında yükselmiyor. Çünkü bunlar olur ya Muhammed bizim vesilemizle etrafı kuşatırsa biz de Muhammed'e zaten yardım ediyoruz. Her türlü bizim ihaleler yürür. Bizim ticaret durmaz. Mantığıyla gelmişlerdi. Kendi işini yürütmek için İslami organizasyonlara girenlerle İslam yükselmiyormuş demek ki. Tamamen kendini Allah'a bağlayacaksın. Hiçbir şeyin yok ama Allah senle İslam'ı yüceltiyor. Öte yandan fabrikaları var. Öte yandan holdingleri var. Paralar o biçim ama onlarla demek ki bu din yükselmiyormuş. Böyle bir örneği yok zaten tarihte diye. Hep gönüllerle, gariplerin dolu imanlarıyla İslam sonraki nesillere taşınmış. Ve dört, çarşıda, piyasada, sosyal medyada, siyasette menfaat sağlamak için İslamcılık oyunu oynayanların da üzerinde demek ki İslam yücelmiyormuş oy toplamak için, reklam üzerinden para toplamak için, piyasada adını daha fazla söz ettirmek için İslam, İslam, cihat, işte şöyle mücadele, şöyle çalışmak diyenlerle de demek ki İslam yücelmiyormuş. Ne hikmetse de bize İslam'ı böyle sanki yürüyecek, büyüyecek diye vehmediyoruz. Ve zannediyoruz ki şu sanatçı bir Müslüman olsa herhalde herkes Müslüman olur. E piyasada menfaat sağlamak, halk kitlelerine öncülük yapmak, üstünlük sağlamak gibi İslam'ın o orijinal çıkış mantığı dışında bir mantıkla dünyevi zinetler üzerinden bakınca o Müslüman olmaya İslam yücelmiyor orada. Ve izleyici bulmak için çıkar aracı gözüyle buradan daha fazla bağlarız. Buradan para gelir. Bu videoyu gençler izler. Bunu yaşlılara yönelik yapalım. Bu kadınlar bunu çok izler. Tesettürle ilgili bir şey ayarlayalım. Biraz da ölümü anlatan şöyle içeride dehşet sahnelerin olduğu verfon müziğini arkadan duygusal anlarını da bul. Ağlattık mı böylelikle takipçilerimiz fırlar. E, kötü bir niyetimiz yok. Böylelikle daha fazla kitlelere İslam'ı ulaştıracağız inşallah diyen kadroların omuzlarında da İslam'ın yükselemeyeceğini öğretiyor bu ayet bize. E peki çalışmayalım mı daha fazla insan İslam'la buluşsun diye? Olur mu canım? Tabii ki de çalışacağız. Ama araya Allah'tan başka hiçbir sebep sokmayacağız. Kendimiz olacağız, doğal olacağız. Şekil yapmaya gerek yok. Kostüm değiştirmeye gerek yok. 200 yüzlü olmaya gerek yok. Nasıl yaparsak daha fazla izletiriz. Evet bu güzel bir düşünce olabilir. Ama cebinden taviz veremez. Davalar böyle yükselmiyor arkadaşlar. Garip arkadaşlarınla beraber yükseliyor. Bütün bunlar özetle bize şunu öğretiyor. Davette, İslam'da, Allah'ın dinini anlatmada para ve makamın olması şart değildir. Beraber olunacak adam şartı vardır İslam'ın. Beraber olacağın ölümüne, son nefesine kadar, kıyamete kadar yürüyecek arkadaşların varsa bu davet parasız da olur ama adamsız olmaz. Adam lazım. Böyle adamlarla birlikte olmak gerekiyor. Peşinde olacağın bir lider bulduktan sonra bu adamlardan da bir ekibini kur. Asr-ı Saadet'in ilk günlerini velevki ki o eziyetli günler olsun. Yaşa, o eziyet bile lezzet verir. Her biri gofret tadı verir Allah'ın izniyle. Bütün bu ayetlerin toplamından bizim güncel şahsımızla ilgili derslere geçince arkadaşlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat o adamlarla beraber olmaya gayret et. Zorla kendini. Buna sabredeceksin. Dediği allah Teala'nın sonra da o adamların özelliklerini verdiği. Bizim de hadis-i şeriflerden onların kim olduğunu öğrendiğimiz olay üzerinden kendimize şöyle bir ders çıkarıyoruz. Bir kere diyoruz ki bu olay Kehf suresinde anlatılıyor. Salih insanlarla öyle güzel Allah'tan yana olan insanlarla değil insan köpek bile olsa onların yanında allah Teala Kur'an'da onları anıyor. Kehf suresinde ashabı ı Kehf'i allah Teala anlatırken bir de yanlarında kimi anlatıyor? Bir de köpekleri vardı yanlarında. Da. Köpek kul değil ki. Olsun. Onlarla beraber mağaraya girdi ya onların peşinden. Güzel adamların peşinden gidince köpek bile anılmaya değer hale geliyor. Her şeyden önce yani güzel insanlarla sürekli Allah düşünen, iman düşünen, peygamber düşünen, cennet düşünen insanlarla beraber olmak köpeği bile Kur'an'a yazacak kadar kıymetli bir olay. Bu bir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki arkadaşlar. Kişi Arkadaşının dini üzeredir. Arkadaşı nasılsa kişi de zamanla oraya doğru gidiyor. Ne demek dini üzeredir? Yani ben o zaman Hristiyanla arkadaşlık yaparsam Müslüman olduğum halde artık Hristiyan mı olmuş oluyor? Onu demiyor. Ha bir gün Hristiyanlaşabilirsin onu diyor. Ama şunu söylüyor etkilenirsin. Kiminle berabersen ondan etkileniyorsun. E biz peki etkilenmek için hangi özellikteki insanları? araştırmalıyız. Kimle beraber olmalıyız? Bir kere imanına bakacağız. İki takvasına bakacağız. İman ne? Kafada Allah ve peygamberi ne düzeyde? Kıyamet, ahiret bunlar için mi yaşıyor? Allah'ın emir ve yasaklarını takva olarak ne kadar tutuyor? Üçüncü olarak insanın akıl düzeyine bakacağız arkadaşlar. Akıl düzeyi de üniversitede kaç bine girdiğiyle ölçülmüyor. E neyle ölçülüyor peki akıl düzeyi? olaylar karşısında gösterdiği olgunlukla ölçülüyor. Bunu nasıl anlayacağım? Yaşayınca anlarsın. Maç yaparken yanlışlıkla ayağına biri sert vurdu diye kıyameti koparıyorsa, maçtan çıkıyorsa anlarsın akıl düzeyine, olgunluk düzeyine. Yemek yerken herkesten önce başlayıp arkadaşlarına hiçbir şey bırakmıyorsa anlarsın olgunluk düzeyine. İsterse Türkiye'nin birincisi olsun. 4- ahlakına bakacağız. Gözünü ne kadar koruyor? Kulağını neyle meşgul ediyor? Dilinden ne çıkıyor? 5 Müslüman kardeşlerine karşı bir nefreti var mı? 6 Dinini yaşamak için ne kadar gayret ediyor? Sebat ehli biri mi? Çabalıyor mu? Yoksa her önüne çıkan musibette veya kötü bir olayda, sosyal medyada karşılaştığı bir haberde "Uff ya. Çok kötü bu İslam'ın durumu ya. Ne olacak ya?" Hiç acaba yaşamasak mı? Hiç mi evlenmesek? Ya bu zamanda çocuk bile olsa sıkıntı ya. Yani, yani intihar bile düşünmeye başladım galiba. Böyle komik tiplerden uzak duracağız. Ve hukuka dikkat ediyor mu? Verilen görevlerine bağlı mı? İnsanların haklarına dikkat ediyor mu? Böyle etkileneceğimiz bir arkadaş modeli seçeceğiz. Birinci çıkaracağımız köpek olayından sonra ilk ders bu. Sonra şunu bileceğiz arkadaşlar. Ruhlar küme küme. Herkesin çok takva da olsa, çok imanlı da olsa ısınacağı arkadaşlar var, ısınmayacağı arkadaşlar var. Herkes ısınmak zorunda değiliz. Benim karakterim A, B, C, D tipiyle beraber olmaya daha yakındır. Başka bir arkadaşımın karakteri de E, F, G, H tipiyle beraber olmaya daha yakındır. Herkes her hocayı, her abi, her siyasetçiyi, her doktoru, her öğretmeni sevmek zorunda değil. Mümin olarak sever, yanında durmak zorunda değil. Karakterler uyuşmuyor olabilir. Bu açıdan içimiz kimi çekiyor, kimi çekmiyor testiyle arkadaş taramasına devam edeceğiz. Böylelikle içimizin çektiği insanları etrafımızdaki kadronun içine katmış olacağız. Daha doğrusu biz onların yanına katılmış olacağız. Ve şunu bileceğiz. Kişi kimi seviyorsa, kimle beraberse onu seviyordur. Kimi seviyorsa mahşerde onunla beraber olacak buyuruyor Efendimiz. Gavur isimlerini zikretmek istemediğim futbolcuları seven onlarla beraber olacak. Ashab-ı kiramı seven de sahabeyle beraber olacak. Herkes buna göre arkadaşını belirleyecek, çevresini oluşturacak. Ve arkadaşlar en hayırlı insanlar, en çok beraber olmaya aday kişiler Kur'an ile meşgul olanlardır. İşi gücü Kur'an olan, Kur'an okuyan, Kur'an anlatan, Kur'an öğreten insanları bulup onların yanından ayrılmamak lazım. Ve bir başka not, allah Teala kimle beraberse onlarla beraber olmaya özen göstermek gerekir. allah Teala kimle beraberdir? ve alemu ennallaha ma'al muttaqin. O yüzden dedik ki takva ölçüsünü arayacağız. Takva olanlarla Allah beraberse o zaman ben de onlarla beraber olmalıyım. Vallahu ma'al muhsinin. İnna Allaha ma'al lezina ve hum muhsinun. Allah muhsinlerle. İşi gücü Allah'ı görür gibi yaşayıp insanlara yardım etme derdinde, iyilik yapma derdinde olanlarla beraber olmak İnna Allahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraber. O zaman sabırlı insanlarla beraber olmak diye bir ilke çıktı karşımıza. Sürekli sinirlenen, bağırıp çağıran, her olaydan yumru yumruğunu masaya vuran, insanlarla geçinmesini beceremeyen insanlarla Allah beraber değil ki ben beraber olayım. Ve ve kunu ma'as sadikin. Tevbe suresinin ayeti. Sadıklarla beraber olun. Nedir sadık? Konuştuğu ve yaptıkları paralel. Konuştuğu gibi yaşamayan, yaşadığı gibi konuşmayan bu tiplerden uzak olacağız. Her haliyle Allah'a sıddıklığını, doğruluğunu ispat eden insanları aramamız gerekiyor. Ve son olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişiye imrenilir ancak buyuruyor. Birisi Allah'ın ona ilim verdiği ve o ilmiyle de 724 insanlara hizmet eden kişi bir de Allahü Teala'nın mal verdiği ve o malla 724 Allah için infak etmeye hazır olan kişi. İlla birine imreneceksek, biriyle beraber olmak istiyorsak bu iki kişi var. Allah ona ilim vermiş, hikmet vermiş, fıkıh vermiş, din anlayışı, isabetli bilgi, faydalı ilim vermiş. O da o faydalı ilimi yayıyor tecrübesini, imkanlarını, Allah'ın verdiği bütün yetenekleri insanlık için, ümmeti için harcıyor. İşi gücü bu. Ya bununla beraber olun, ya bunun peşinden gidin. Ya da Allah ona zenginlik vermiş, her türlü ikramlarda bulunmuş. O hiç saymadan veriyor. Müminse hemen destek oluyor. Kafasında hep vermek var. Bana Allah hep veriyor, ben de o zaman hep vermeliyim diye düşünen kişi var. Bu zaten Allah'tan kopamaz ya da bunun peşinden gitmek gerekiyor. Bununla beraber olmak gerekiyor. Arkadaşlar şunu anlatmaya çalıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile Allahü Teala kiminle beraber olması gerektiğini öğretmiş. O kişiler omuzlarında İslam yükselen kişilerdi. Demek ki hedef bu tip adamları bulup onların peşinden ayrılmamak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile sakın onlardan gözünü ayırma buyurdu allah Teala. İslam o halde bu insanların üzerinden yükseleceğine göre ben de o sırada yükselen İslam'la birlikte Allah'ın arşına kadar ancak böyle yükselebilirim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi <laughs> rabbil alemin.